Mehmet Tezkan, Halk TV.com.tr Sayın Kılıçdaroğlu, mesele bu kadar basit değil. CHP Genel Başkanı, önceki gün Keçiören'de bir kahveye gidip vatandaşlarla sohbet etti. Sohbet sırasında, kazansaydık farklı bir şey olacaktı. Kazanamadık ama bu dünyanın sonu değil, yapılan ilk seçimde değil, son seçimde değil. Umutsuzluk bizim kitabımızda yok demiş. Dünyanın sonu değil ama demokrasinin sonuna doğru dev bir adam. Seçim yenilgisi CHP ve Kılıçdaroğlu için basit, sıradan bir şey olabilir ama özellikle geniş kitleler için büyük mağlubiyet, büyük düş kırıklığı. Keyfi yönetim, otoriter rejimin irrasyonel uygulamaların kalıcı hale geleceğinin göstergesi, seçmen tarafından onaylanması. Kılıçdaroğlu'nun dediği gibi bu son seçim değil ama bundan sonraki seçimler Avrasya usulü olur. Ayrıca Kılıçdaroğlu'nun ortağı Millet İttifakı'nın ikinci büyük partisinin genel başkanı Akşener bu son seçim demedi mi? Bir daha seçim olmayabilir demedi mi? Dedi. Kılıçdaroğlu ve ekibinin anlamadığı bir şey var. Önümüzdeki 5 yıllık süre içinde keyfi otoriter yönetim daha da kurumsallaşacak. Anayasadan kaynaklanan her türlü protestoyu, toplantıyı, yürüyüşü, itirazı suç sayacak. Kaç defa bu köşede zikrettim. Erdoğan Putin oldu. Onun kadar güçlü, tek karar verici olamadın da amacı Türkiye'yi Rusya yapmak. Arzuladıkları cılız sesini duyuramayan siyasi muhalefet, bastırılmış toplumsal hareket, iktidara itaat eden sözde sivil toplum kuruluşları. Ben Kılıçdaroğlu gibi düşünmüyorum. İstanbul, Ankara, Antalya, Adana, Muğla gibi birçok ili kaybederlerse bu son seçim olacaktır. Sandık konulacak, hile hurda yapılmayacak. Ama muhalefet olmayacak. Avrasya ülkelerine döneceğiz. Avrasya usulüne. Ece Temel Kur'an Oksijen gazetesinde seçmenin durumunu çok anlamlı bir tanım yaptı. Politik evsizlik. Bu ifade Şerif Mardin'in mahalle baskısı değişi gibi tutacak. Uzun süre toplumun halini anlatmakta kılavuz olacak. Nedir politik evsizlik? Temel Kur'an'a göre politik evsizlik yorgunluk değil, onun çok daha ötesinde vazgeçme hali her gün onlarca insanla konuşuyorum. Bu duygu çok yaygın. Kılıçdaroğlu'nun yaklaşımıyla bu son seçim değil. Önümüzdeki maçlara bakarız durumu yok. Önümüzdeki maçlarda CHP ve öteki muhalefet partileri. CHP ile birlikte İyi Partisi, Devası, Gelici, HDP'si, Saadeti, Zaferi, DP'si sahaya çıkabilir ama bir bakar ki tribünler boş. Tehlike bu. Seçimden bu yana ısrarla uyarıyorum, altını çiziyorum. Toplumun büyük kesiminde bu seçimi kazanamayan muhalefet bir daha sittin sene kazanamaz ruh hali hakim. Bu şartlarda iktidar değişmedi ya, bir daha değişmez görüşü yaygın. Vazgeçme duygusu başkın. Bu sebeple diyorum ki Sayın Kılıçdaroğlu mesele alt tarafı bir seçim kaybettik denecek kadar bu kadar basit değil. Bir daha sahaya çıkacağınız maç olmayabilir abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.